Saygıdeğer konuklar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda yürütülen We Are NATO iletişim kampanyası kapsamında Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 69. yıl dönümünde İzmir Bölge Müdürlüğümüzde sizlerin değerli katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz NATO 2030 Yeni Bir Çağ İçin Birliktelik paneline hepiniz hoş geldiniz. Panelimiz İletişim Başkanlığımızın Türkçe ve İngilizce YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Ülkemizde İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda NATO ile beraber yürütülen We Are NATO iletişim kampanyası, NATO ve NATO'nun küresel güvenlikteki rolü ve faaliyetleri hakkında üye ülke kamuoyularında farkındalık oluşturmayı ve özellikle genç kesimi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bugün ülkemizin NATO'ya üye olmasının 69. yıl dönümünde kampanyanın 3. panel programı olarak gerçekleştirdiğimiz bu önemli etkinlikte siz değerli konuklarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. NATO Genel Sekreteri tarafından görevlendirilen uzmanlar grubunun NATO'nun 2030'lu yıllardaki güvenlik ortamına ilişkin vizyonunu ortaya koyan ve ittifakın siyasi boyutunun güçlendirilmesine ilişkin tavsiyelerini içeren NATO 2030 Yeni Bir Çağ İçin Birliktelik etkinliğimiz, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'un açılış konuşmaları ile başlayacak. We Are NATO iletişim kampanyası kapsamında hazırlanan videonun gösterimiyle devam edecek. NATO 2030 Yeni Bir Çağ İçin Birliktelik raporunu hazırlayan uzmanlar grubu üyesi, NATO eski genel sekreteri Büyükelçi Sayın Tacan İldem'in rapor hakkındaki sunumunun ardından raporun değerli akademisyenlerimiz tarafından değerlendirileceği panel ile son bulacaktır. İletişim Başkanı Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'un panelimize gönderdiği video mesajı izliyoruz. Değerli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu NATO 2030 Yeni Bir Çağ İçin Birliktelik raporunun değerlendirileceği video konferansa hepiniz hoş geldiniz. NATO'yu önümüzdeki 10 yıla taşımak için sağlam ve ileriye dönük bir temel oluşturan NATO 2030 Yeni Bir Çağ İçin Birliktelik başlıklı uzmanlar grubu raporunu memnuniyetle karşılıyoruz. NATO Genel Sekreteri tarafından belirlenen ve raporun hazırlanmasından sorumlu uzmanlar grubunda Büyükelçimiz Sayın Tacan İldem'in de yer almasından gurur duyuyoruz. 2014 yılından itibaren askeri alanda kayda değer bir gelişme gösteren NATO'nun aynı şekilde siyasi boyutunun da buna paralel olarak güçlendirilmesini hedefleyen raporda yer alan 138 öneri arasında en dikkat çekenlerden biri malumunuz stratejik konseptin güncellenmesidir. Biz bu tavsiyeyi yerinde bulmakla birlikte ittifakın karşı karşıya olduğu sınamaların stratejik konseptin güncellenmesiyle ortadan kalkmayacağını da düşünüyoruz. Uzmanlar grubunun mevcut raporunun ışığında müttefik birliğini, dayanışmasını ve insicamını güçlendirmek hepimizin ortak sorumludur, ortak görevimizdir. Müttefiklerin birbirine yönelik tehditleri ve bazı üye ülke siyasilerinin NATO'nun işlevini küçümseyen söylemleri ittifakın ne yazık ki ortak gücünü azaltmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Biz NATO'nun transatlantik coğrafyasını ilgilendiren konuların yanı sıra müttefikler arasındaki fikir anlaşmazlıklarının da ele alındığı temel platform olmasını arzu ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak NATO hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan We Are NATO kampanyasına da 2019 yılının Eylül ayından itibaren katkı sunduk, sunmaya çalışıyoruz. Böylece Türkiye'nin NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye katkıları hakkında özellikle gençlerin bilgilendirilmesini hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl küresel salgın koşullarına rağmen Türkiye olarak bu kampanyaya etkin bir katılım sağladık. 2021'de de birçok proje ve faaliyeti inşallah hayata geçireceğiz. Saygıdeğer katılımcılar, malumunuz olduğu üzere Türkiye gerek İkinci Dünya Savaşı öncesinde gerekse savaş sonrasında karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditlerinin etkisi ve kalkınma, demokrasi, modernleşme süreçlerine katkı yapacağı beklentisiyle
69 yıl önce bugün NATO'ya üye olmuştur. Türkiye'nin ittifaka dahil olmasıyla NATO, Soğuk Savaş'ı kazanan olarak nihayete erdirme noktasında önemli bir avantaj elde etmiştir. İttifakın savunduğu değerlerin selameti uğruna vatan toprağından binlerce kilometre ötede Kore'de şehitler veren ülkemiz yıllar içinde ittifakın önemli bir parçası haline gelmiş. NATO'nun en büyük ikinci ordusu, NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı yapan 5, ittifaka havada erken uyarı ve yakıt ikmal uçağı katkısı verebilen 4 ve NATO ortak bütçelerine en fazla iştirak eden 8 ülkeden biri konumuna yükselmiştir. Bu yıl başında NATO'nun mızrak ucu olarak da bilinen çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücünün komutasını da devralmış durumdayız. Türk Silahlı Kuvvetleri bu bağlamda toplamda 6400 kişilik askeri personelden oluşan güce 4200 piyade ile destek verecek. NATO'nun daimi deniz kuvvetlerine de tüm dönemlerde unsurlarımızla katkı sağlıyoruz. Bu da hepinizin malumudur. Güvenlik ve savunma planlamalarımızın merkezinde yer alan NATO'ya olan taahhütlerimizi bugüne kadar hep yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Ancak ittifakın da kendisini yenileme, günümüzün tehdit önceliklerine göre güncelleme ve 2030'lu yıllara uyarlama zamanı gelmiştir. Bu son derece açık bir gerçektir. Bugün karşı karşıya olduğumuz güvenlik risklerini Soğuk Savaş'ın bakış açısıyla kavrayamayız. NATO'nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı, çok daha etkin, çok daha proaktif davranması artık bir zorunluluk haline almıştır. Bu çerçevede ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında müttefiklerimizden çok daha güçlü bir dayanışma bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle birlikte gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Zira güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik ruhu NATO ittifakını ayakta tutan taşıyıcı unsurlardır. Bu ilkelerin gözetilmesi NATO'nun 2030'lu yıllarda da itibarını ve güvenilirliğini sürdürmesi bakımından elzemdir. Aynı şekilde NATO'nun caydırıcılığını azaltacak, ittifakın gücüne zarar verecek popülist beyanlardan da uzak durulmalıdır. Türkiye aynı zamanda NATO'nun da hududu olan güney sınırlarının ötesinde Avrupa'yı ve tüm müttefikleri etkileyen terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken, bu örgütleri tek başına bozguna uğratırken, kahramanca mücadelemizin karşılığı olarak müttefiklerimizden ne yazık ki akıl ve izandan yoksun açıklamalar dinlemek ve müttefik bildiklerimizin ortak düşman olan terör örgütlerinin yanında yer aldığını görmek bizleri derinden üzmekte, NATO'ya olan güvenimize de gölge düşürmektedir. Bu kirli politikalar ittifakın onurunu da lekelemektedir. Masum sivilleri canice katleden bu eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemize amasız, fakatsız destek verilmesini istemek en doğal müttefiklik hakkımızdır. Kıymetli misafirler, biz teröre karşı ilkeli ve dik duruşumuzu sürdürdükçe bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO mensubiyetini gölgelemeye çalışmakta, Türkiye'yi başka ittifak arayışlarına girmekle itham etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da zaman zaman Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açma gayretleri olduğunu görüyoruz. Açıkçası bu tür söylemleri kimin yaptığından bağımsız olarak cahilce, hadsizce ve yersiz buluyoruz. Küresel güvenliği ilgilendiren meseleler sosyal medya platformlarında kıymeti kendinden menkul düşünce kuruluşu personelleri tarafından tartışılmaz. Böyle bir tartışma eğer yapılacaksa onu da ancak Türk milleti yapar. Bu güruha buradan bir kez daha altını çizerek duyurmak isterim ki bizim yerimizde, duruşumuzda bellidir. Yaklaşık 70 senedir NATO'nun ayakta kalmasına yaptığımız katkılar da ortadadır. Türkiye yıllardır dünyanın dört bir yanındaki NATO operasyonlarına aktif katkı sunmuştur.
Biz müttefiklerimizle birlikte Kore'den Afganistan'a, Mali'den Kosova'ya kadar nasıl barış ve istikrar için gayret gösterdiysek, müttefiklerimizden de Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda aynı hassasiyeti bekliyoruz. Libya'da ve Doğu Akdeniz'de NATO'nun güney kanadını zayıflatan adımların atılmasını istemiyoruz. Suriye'de ve Irak'ta terör örgütlerinin terörle mücadele adı altında silahlandırılmasına ve desteklenmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. İttifakımızın bugün karşı karşıya olduğumuz tehditlerle en etkin biçimde mücadele etmesini sağlayacak adımları hep birlikte atmamız gerektiğini ısrarla ve ısrarla vurguluyoruz. Üye ülkelere yönelen güvenlik tehditlerine karşı gösterdiğimiz hassasiyeti müttefiklerimizden de görmeyi bekliyoruz. Söz konusu hassasiyeti maalesef bugüne dek göremedik. Türkiye, bölgesinde yaşanan uluslararası güvenliği tehdit eden gelişmeler karşısında NATO'dan hak ettiği desteği alamadığı gibi milli güvenliğini sağlamaya yönelik meşru girişimleri sebebiyle silah ve teçhizat ambargolarını haksız ve hukuksuz bir şekilde konu ediliyor. Dün uluslararası hukuk ve anlaşmalardan doğan garantörlük hakkımızın kullanılması kapsamında icra ettiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nda nasıl müttefiklerimizin ihanetiyle karşı karşıya kaldıysak, bugün de sivil kayıpları önlemek, milli güvenliğimizi garanti altına almak ve sonuçları tüm Avrupa için çok ağır olabilecek yeni göç dalgalarını engellemek adına verdiğimiz mücadelede Suriye'de maalesef ihanete uğradık. İttifakın en güçlü üyesi PKK'nın Suriye'deki kolu PYD-YPG'yi neredeyse bir ordu gibi donatmaya çalıştı. Türkiye topraklarına atılan roketler yüzünden çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken müttefiklerimiz öylece izledi. Kimse önlem alma çabalarımıza destek vermedi. Türkiye hava savunmasında güçsüz bırakılırken sesini çıkarmayanlar kendi imkanlarımızla S-400 hava savunma sistemlerini almamızı engellemek için her türlü girişime yöneldi. NATO üyesi 3 ülkede daha benzer hava savunma sistemleri bulunurken Türkiye hedefe kondu. Bu silahların NATO sistemlerine entegre edilemeyeceği bahanesiyle parasını ödeyip satın aldığımız F-35 jetleri bunca zamandır teslim edilmedi. Periyodik bakım için gönderdiğimiz uçakları dahi bu dönemde geri alamadık. Teslimatı yapılmayan bu uçaklar için Türkiye'den hangar ücreti bile alındı. Suriye'den Doğu Akdeniz'e kadar milli güvenliğimizi korumak için attığımız her adımda baskıyla karşılaşmamıza, caydırıcılığımızı en üst seviyede tutma çabalarımızın her seferinde müttefiklerimiz tarafından sekteye uğratılmasına rağmen biz asla vazgeçmedik. Türkiye'nin yalnız bırakıldığında diz çökecek, hedeflerinden vazgeçecek bir ülke olmadığı çok açıktır. Bunu bugüne kadarki politikalarımızla net bir şekilde ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle kötü komşu insanı ev sahibi yapar ve yaptı. Gece gündüz çalışarak kendi askeri endüstrimizi oluşturduk. Her türlü hafif ve ağır silah, askeri araç, gereç, teçhizat, bütün bunların üretiminde her geçen gün çok şükür gücümüze güç katarak ilerliyoruz. Zira askeri, ekonomik ve diplomatik bakımdan güçlü olmak bizim için tercihten öte bir şeydir, bir zorunluluktur. İddia sahibi olmak çok çalışmayı gerektirir. Biz dünyaya karşı sözü olan bir milletiz. Dünyaya söyleyecek sözü olan bir milletiz. İddialarımız var ve iddialarımızın arkasındayız. Değerli katılımcılar, yine üzülerek belirtmeliyim ki 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ terör örgütünün elebaşısı ve üst düzey sorumluları müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde özgürce yaşamaya devam etmektedir. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sızan, terörle mücadelemizi sekteye uğratan bu üniformalı teröristlerin işledikleri suçlar Türk milletinin zihninde tazeliğini korumaktadır. FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili haklı taleplerimiz bugüne dek karşılık bulamamıştır. Gerek PKK, PYD,
YPG, gerekse FETÖ terörüyle mücadelemizde müttefik bildiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli Türkiye karşıtı bir pozisyon almasını diplomatik olarak da son derece yakışıksız bulduğumuzu da belirtmek isterim. Terörün ırkı, rengi, dili, dini yoktur, olamaz. Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi yaklaşımından bugüne dek hiçbir fayda elde edilmemiştir. Bu süreçte herkes kaybetmiştir. Bu vesileyle PKK'nın geçtiğimiz günlerde Gare'de kalleşçe şehit ettiği vatandaşlarımızla bir kez daha anmak istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine de başsağlığı diliyorum. Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamayı tatmin edici bulmadığımızı da ifade etmek zorundayım. Türkiye'de yaşanan her türlü gelişmeye dair bir kanaati olan Amerikalı meslektaşlarımızın ABD'nin terör örgütü listesinde bulunan PKK tarafından gerçekleştirilen bu infazla ilgili karnından konuşması incitici ve yaralayıcı bir davranıştır. Bu örgütün 2013 yılında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik intihar saldırısı düzenleyen DHKPC ile ortak, Suriye'de silahlandırdığınız PYD, YPG ile kardeş olduğunun da unutulduğunu görüyor. İşte daha bu hafta başında Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu'na füzeli saldırı düzenlendi. Biz bugüne dek kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü sorgusuz sualsiz amasız fakatsız lanetledik, lanetliyoruz. Aynı tavrı müttefiklerimizden beklemek de en doğal hakkımızdır. Son günlerde değerlerden de sıklıkla bahsedildiğini görüyoruz. Bunun için şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin terörle mücadelesinde yalnız bırakılması ne insanlığa ne de müttefikliğe sığar. Kıymetli misafirler, Türkiye NATO'nun vazgeçilmez bir ortağıdır. Bazı müttefik ülkelerin Türkiye'ye karşı takındığı tutumu ittifaka mal etmek de doğru olmaz. Nitekim bu durum Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri ile yaptığı tüm görüşmelerde tekrar tekrar ispatlanıyor. Fakat içinde bulunduğumuz çağ yeni ve benzeri görülmemiş sorunları da beraberinde getiriyor. Kimsenin tek başına kolay kolay başa çıkamayacağı imtihanlar ve tehditlerle karşı karşıyayız. Bu stratejik tabloda ittifakların önemi daha da artıyor, müttefiklik hukuku yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duyuyor. Türkiye kendisinden yardım isteyen eli hiçbir zaman geri çevirmemiştir. Biz 70 sene önce yaptığımızı bugün de yapmaya, ittifaka değer katıp tüm zorlukları birlikte göğüslemeye hazırız. Yeter ki müttefiklerimiz de bizimle samimi bir dayanışma sergilesin. Bunun ittifakımızı zayıflatmayacağı, tam tersine güçlendireceğinin de bilincinde olsun. Ben konferansımıza teşrifleriniz için hepinize yürekten teşekkür ediyor. Panellerimizin ufuk açıcı, zihin açıcı olmasını diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. We Are NATO iletişim kampanyası, müttefik ülkeler arasındaki birlik ve dayanışma günü, ittifaka üye ülkelerinin, vatandaşlarının barış ve güvenliğimize yaptığı katkıyı vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda hazırlanan videoyu siz değerli konuklarımıza sunuyoruz. Müttefikler olarak ortak değerleri paylaşıyoruz. Hem bu değerleri hem de birbirimizi korumak için birlikte hareket ediyoruz. NATO'ya desteğimiz Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılına dayanmaktadır. NATO görev ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz. İttifaktaki ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekici'nin Türk olmasından gurur duyuyoruz. Kendisi orduya katılmak üzere olan birçok genç kadın ve erkek için ilham kaynağı olmuştur. Her NATO üyesinin eşit derecede söz hakkı var. Kararları birlikte alıyoruz.
Birlikte daha güçlüyüz ve daha güvendeyiz. Vatandaşlarımız için barış ve istikrarın sağlanmasına kendimizi adamış durumdayız. Ve NATO ortağı ülkeleri aktif şekilde desteklemekteyiz. Şimdi NATO 2030 Yeni Bir Çağ İçin Birliktelik raporunun detaylarını dinlemek üzere NATO Uzmanlar Grubu üyesi, NATO Eski Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Sayın Tacan İldem'e bağlanıyoruz. Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 69. yıl dönümü vesilesiyle We Are NATO, Biz NATO'yuz iletişim kampanyası çerçevesinde sanal da olsa bu etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bütün katılımcıları sözlerimin başında saygıyla selamlıyorum. NATO 2019 Londra Liderler Zirvesi'nde bir karar aldı. NATO'nun siyasi boyutunun güçlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatılması hususunda genel sekretere bir yönerge verdi. Ve genel sekreter NATO 2030 olarak adlandırılan bir süreç başlatırken kendisine fikri destek sağlayacak bir uzmanlar grubu oluşturdu. Bu grubun oluşumuna baktığımızda 30 ülkenin gösterdiği adaylar arasında 10 uzmanın seçildiğini görüyoruz. İçlerinde eski Dışişleri ve Savunma Bakanlarının da bulunduğu 5 kadın ve 5 erkekten oluşan bu grup Nisan 2020 tarihinden başlayarak aşağı yukarı 8 aylık bir dönemde hiçbir zaman yüz yüze gelemedi pandemi koşulları nedeniyle sanal ortamda çevrim içi toplantıyla bu egzizi yürütme zorunda kaldı. Bazen toplantılarımız 6 saate kadar, günde 6 saate kadar ulaşan uzunlukta sürdü. Ve NATO'nun hali hazırda karşı karşıya bulunduğu tehdit ve sınamalar, fakat onun ötesinin gelecekte karşılaşabileceği güvenlik ortamı ve bunun verdiği tür adımlar atılması gerekeceğine dair bir fikir egzersizi gerçekleştirildi. Bu rapora baktığımızda şunu söylemek lazım. Her şeyden önce NATO 70 yılı aşkın bir süredeki varlığında transatlantik bağlar üzerine kurulu ve ortak güvenlik çıkarlarını ve ortak değerleri paylaşan müttefikler için bir temel danışma forumu olma vasfını koruma durumunda. Fakat her şeyden önce şunu da vurgulamak gerekir. NATO şayet bu 70 yıllık geçmişinde başarılı bir örgüt olma, ittifak olma vasfını koruyabildiyse bunda da değişen güvenlik ortamına karşı kendisini uyarlama becerisini gösterebilmiş olmasını da görmemiz lazım. Nitekim bu çalışmanın amacı da esas, az önce İletişim Başkanı Sayın Altun'un da belirttiği gibi ittifakın gelecekte ortaya çıkabilecek sınamaların bulunduğu yeni güvenlik ortamına hazır olabilmesini sağlayacak ayarlamadan geçmesidir. Hali hazır güvenlik ortamı belirsizliklerle dolu, karmaşık bir niteliğe sahiptir. Bir yandan geleneksel tehditler yanında yeni tip sınamaların da ortaya çıktığını görmekteyiz.
NATO Genel Sekreteri bu süreci başlatırken ittifakın askeri açıdan güçlü kalmaya devam etmesi, siyasi açıdan daha fazla birlik ve insicam içinde olması, tehditlerin niteliğini dikkate alarak ittifakın daha geniş bir bakış açısına sahip olup küresel bir yaklaşımı benimsemesi gerektiği üzerinde durmuştu. Bunlar grubuna NATO Konseyi tarafından verilen yönergede ise şu amaçlar doğrultusunda çalışması istenmiştir. Birincisi, ittifak içi birlik, dayanışma ve insicamın nasıl güçlendirilebileceği. İkincisi, müttefikler arası danışma ve eşgüdümün ne şekilde arttırılabileceği. Üçüncüsü, ittifakın siyasi rolünün ne şekilde güçlendirilebileceği ve tüm güvenlik sınamaları karşısında elinde mevcut araçları nasıl kullanabileceği. Biz uzmanlar grubu olarak çalışmalarımızda esasen geçmişe odaklanmaktan ziyade geleceğe dönük bir vizyon ortaya koymaya çalıştık. Bu çalışma sırasında öncelikle mevcut tehdit ve sınamaların ötesindeki bir bakış açısı geliştirmeye çalışırken 20 başlık altında 138 somut tavsiyeye raporumuzda yer verdik. Tabiatıyla 138 önerinin tümünün hayati nitelikte önemli olduğunu iddia etmek mümkün değil. Ancak hepsinin NATO'nun gelecekteki işlev ve rolünü güçlendirecek bir katkı sunabileceğini de öngörmek lazım. Bu önerilerin hedefini az önce de işaret ettiğim gibi ittifakın sisi boyutunun 2014 yılından bu yana güçlendirilen askeri boyut koşut bir konuma getirilmesi teşkil etmiştir. Hepimizin bildiği gibi 2014 yılında Rusya Federasyonu uluslararası hukuka aykırı şekilde Kırım'ı ilhak etti ve Doğu Ukrayna'da saldırgan politikalar izlemek suretiyle güvenlik ortamını NATO yönünden olumsuz bir noktaya getirdi. Ve o tarihten bu yana alınan kararlara baktığımızda ise NATO kuvvetlerinin hazırlık düzeyinin yükseltilmesinden, sahadaki varlık ve idame edilebilirlik imkanlarının arttırılmasından, daha adil bir külfet paylaşımı çabasından, yeni askeri karargahların kurulmasından ve ittifakın dayanıklılığını artıracak kapsamlı bir çabaların mevcudiyetinden söz edebiliriz. Dolayısıyla 2014'ten bu yana askeri uyarlama çalışmalarında hayli mesafe kat edilmişti. Şimdi yapılmak istenen bu siyasi boyutta da buna uygun bir dönüşümün gerçekleştirilmesi ve NATO'nun siyasi açıdan da güçlü kalmaya sürdürmesini temin edecek önlemlerin benimsenmesidir. Genellikle kamuoyunda yaygın bir kanaat vardır. Sanki NATO askeri bir örgütmüş gibi. Oysa kuruluşundan bu yana NATO siyasi askeri bir örgüttür. Nitekim kararların alındığı en üst organında siyasi nitelikte oluşu, ki konseyi kastediyorum ve bu sadece her hafta toplanan daimi temsilciler düzeyinde değil, Dışişleri ve Savunma Bakanları düzeyinde, ki
Bugün mesela savunma bakanları dün başlayan toplantılarını sürdürmektedirler. Bir de 2 yılda bir gerçekleştirilen devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki NATO zirveleri vardır. Dolayısıyla bir kere NATO'nun bu siyasi özelliğini tespit etmemiz lazım. Raporun temel bulguları başlıklar halinde belki şöyle özetlenebilir. Az önceki açış konuşmasında da işaret edildiği üzere raporun önemli bir çıktısı yeni bir stratejik konsept hazırlanması noktasında olmuştur. Aslında daha doğru bir anlatımla 2010 yılında kabul edilmiş olan stratejik konseptin güncellenmesini biz tavsiye ettik. Yani sıfırdan bir stratejik konseptin yazımından ziyade mevcut konseptin güncelleştirilmesinin doğru olacağını ifade ettik. Bildiğiniz gibi halihazır stratejik konseptte NATO'nun 3 temel görevi bulunmaktadır. Kolektif savunma, bunalım önemi ve işbirliğine dayanan güvenlik. Dolayısıyla bu 3 temel görevin biz yerliğini kurması gerektiğine dair gözlemimi de rapora koyduk. Tabii stratejik konseptin güncellenmesini sihirli bir değnek olarak görmemek lazım. Böyle bir konsept kabul edildiğinde karşı karşıya bulunan tehdit ve sınamalardan artık kurtulmuş olduğumuzu da düşünmeyeceğiz. Ancak 2010 yılından bu yana güvenlik ortamında önemli değişiklikler vuku buldu. Bunları dikkate alacak bir vizyon geliştirilmesi önem taşıyor. Şu an itibarıyla ittifak siyasi ve askeri belgelerden yoksun değil. Örneğin Avrupa-Atlantik alanının caydırıcılığına dair bir belge kabul edildi. Keza NATO askeri strateji belgesi kabul edildi. 2014'ten bu yana az önce de işaret ettiğim üzere bir dizi caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirecek kararlar alındı. Dolayısıyla yeni strateji konsept alınması bütün bu gelişmeleri ve kabul edilmiş kararları dikkate alacaktır. Raporun ikinci önemli çıktısı Rusya ile ilgili gözlemler. Bildiğiniz gibi 2019 yılında liderler zirvesi Londra toplantısı ertesinde bir bildiri yayınlanmıştı. Burada Rusya'nın NATO'nun karşı karşıya olduğu 2 önemli tehditten biri olduğu ifade ediliyordu. Rapor esas itibariyle devlet ve hükümet başkanlarınca ortaya konmuş bu tespiti teyit etmektedir. Ve Rusya'ya karşı çift kulvarlı siyasetin geçerliğini koruması gerektiği üzerinde durmaktır. Çift kulvarlı siyasadan kastım ise bir yanda Rus Federasyonu'na karşı caydırıcılık ve savunma önlemlerinin en güçlü şekilde muhafazası, öte yandan ise riski azaltacak ve şeffaflığı arttıracak Rusya ile diyaloğun sürdürülmesidir. Tabiatıyla Rusya Federasyonu'nun uluslararası hukuka uymasını sağlamak, Rus davranış biçimindeki bir olumlu gelişmeye açık olmak, Rus saldırgan siyasalarının, politikalarının maliyetini yükseltecek etkin önlemler almak ki bu çerçevede özellikle hibrit tehditlere atıfta bulunduk. NATO'nun güçlü olması tavsiyelerimiz arasında yer aldı.
Raporun önemli bir bölümü Çin'le ilgilidir. Biliyorsunuz gerek ekonomi alanında, ekonomik gücüyle, gerek askeri gücüyle yükselişte olan bir ülkedir. Dolayısıyla Çin'den kaynaklanan hem sınamaların hem de fırsatların daha iyi ve daha çok NATO içinde danışma konusu yapılması ve bunların sistematik biçimde değerlendirilebilmesi önem taşıyacaktır. Artık giderek uluslararası ilişkilerde büyük rekabet geçerli olduğu bir ortam evrildiğimizi görmekteyiz. Bu itibarla Çin'in özellikle teknoloji alanındaki hamlelerini izlemek ve caydırıcılık önlemlerinin artırılması önem taşıyacaktır. Bu bağlamda ve genel olarak gelişen ve çığır açan teknolojiler keza raporun önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. İnovasyona öncelik verilmesi, NATO'nun ve müttefiklerinin teknolojide üstünlüklerini muhafaza edecek tedbirler almaları, kendi aralarında interoperabilitenin güçlü tutulması önemli hususlardır. Tabiatıyla bizim bu raporu hazırladığımız günlerde Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan S-400 alımı kamuoyunda geniş bir tartışma konusuydu. Dolayısıyla bu yönüyle de gelişen ve çığır açan teknolojiler bölümünü yazdık. Ve rapor okunduğunda görülecektir. Teknoloji transferine ilişkin olarak ittifak içindeki çeşitli suallerin ancak muhasımların işine yarayacağı, dolayısıyla birlik, beraberlik görüntüsünün muhafaza edilmesinin önem taşıdığı ve bu bağlamda müttefik ülkelerden herhangi birinin NATO dışı kaynaklara yönelmesini engellemek üzere askeri teknoloji işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde daha fazla yatırım yapılmasına ihtiyaç olduğu Türkiye bakımından da önem taşıyan tespitlerdir. Yani ittifak içinde müttefiklerin acil silah ve yetenek ihtiyaçlarının karşılanmasında kendi aralarında teknoloji transferi dahil işbirliğinin güçlendirilmesine raporda vurgu yapılmaktadır. Raporun en önemli bölümlerinden biri de terörizmdir. Terörizm, bildiğiniz gibi 2019 Liderler Zirvesi bildirisinde de ittifakın karşı karşıya olduğu iki tehditten biri olarak sıralanmıştı. Tabiatıyla terörizmle mücadele öncelikle müttefiklerin dayanıklılığının da uzantısı olan ulusal bir sorumluluk. Ancak bu sorumluluğun güçlendirilmesi açısından ittifak içi dayanışma fevkalade önem taşıyor. Terörizmin NATO'yu ve müttefikleri hedef alan öncelikli ve asimetrik bir tehdit oluşuna raporda birkaç yerinde vurgu getirdik. Keza terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelesinin önemi üzerinde durduk. Bu en güçlü şekilde lanetlenmesi gereken terörizmden uzun yıllardır çok çekmiş ve terörizmin son örneğine Gara'da tanık olduğumuz insanlık dışı katliamın acısını ulusça paylaştığımız ülkemiz bakımından son derece önemli bir husustur. Dolayısıyla terörizmin raporun hem
tek başına müstakil bir bölümünde fakat diğer yerlerinde de değinilmiş olması, ittifakın kolektif savunma dahil temel görevlerine terörle mücadelenin daha fazla dahil edilmesine ilişkin tavsiyeye yer verilmiş olması önemli ve değerli bir husustur. Raporun diğer önemli veçelerine gelince, güneyden kaynaklanan sınamalar üzerinde de durduk. Bu sadece terörizm yahut göçe neden olan siyasal belirsizlikler değil, aynı zamanda Rusya ve Çin'in bölgede daha fazla mevcudiyetini hissettirmesinden kaynaklanan sınamalar da bu başlık altında ele alındı. Keza bugüne kadar uluslararası güvenlik tartışmalarında belki yeterince üzerinde durulmayan iklim değişikliği, insani güvenlik, pandemi gibi sorunlar, hibrit tehditlerin parçası olan dezenformasyon ve bununla uğraşırken etkin bir kitle iletişiminin NATO müttefikler arasında güçlü kılınması üzerinde de raporda duruldu. Raporun bir diğer önemli bölümü siyasi birlik ve insicamın korunmasına ilişkin tavsiyelerin olduğu bölümdür. Avrupa Atlantik bölgesinin savunmasında temel örgüt olma vasfı bu raporda teyit edildi. Keza müttefikler arasında geçerli olması gereken bir davranış kodu üzerinde durulmakta. Hatırlayalım, 2019'da Liderler Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarını böyle bir süreç başlatmaya sevk eden nedenlerin biri de Fransa Cumhurbaşkanı'nın ittifaktan beyin ölümü gerçekleşmiş bir örgüt olarak bahsetmesiydi. Belki bu beyanında bazı konuların NATO içinde yeterince danışılmadığı yakınması da vardı. Fakat biz esas nedenini biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den kuvvetlerini çekmesi ve Türkiye'nin bir ulusal hareket başlatması kendi gündemi olan Fransa gibi bir ülkenin kale alınmadığı hissiyatıyla böyle bir çıkışa neden olmuştu. Fakat ironik bir husus da Fransa'nın öteden beri bazı konuların NATO'da danışma konusu haline getirilmesine karşı çıkışıydı. Dolayısıyla raporun NATO'yu temel ve vazgeçilmez bir danışma forumu olarak göstermesi bence önemli bir kazanımdır. Ve Fransa'nın da tutumunu buna göre gözden geçireceğini ummak isterim. Ayrıca rapor beyin ölümü gibi iddiaların yersizliğini ortaya koymakta ve NATO'nun güçlü değişik ortam güvenlik ortamına göre kendini uyarlama yeteneğine hayır bir ittifak olduğunu ortaya koymaktadır. Bir diğer önemli husus ki bu NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini ilgilendirmektedir. İki örgüt de benzer sınamalara karşı yeteneklere sahiptir. Önemli olan husus bu iki örgüt arasındaki işbirliğinin 20 yıl öncesine giden ve iki örgüt bakımından da müktesebatlarının bir parçası olan yasal temelde ilerletilebilmesidir. Raporun genel sekretere
uzmanlar grubu olarak sunulmasından sonra basına biraz da maksatlı bilgiler sızdırıldığını gördük. Bu bağlamda Türkiye'yi rahatsız edecek oydaşma ilkesinin kalkmakta olduğu, bu şekilde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO'ya üye olabileceği, zirvelere katılabileceği şeklinde yorumlarda da bulunuldu. Bunlar tamamen gerçeklere aykırı spekülatif haberlerdir. Raporda okunduğunda görülecektir ki Türkiye'nin yönünden önem taşıyan bu iki ört arasındaki işbirliğini çerçevesini oluşturan temelden uzaklaşılmamıştır. Oydaşma ilkesi de NATO'da karar alma süreçlerinde geçerliliğini korumaya devam edecektir. Bu aynı zamanda oydaşma korunurken karar alma sürecinin süratlendirilmesinin için neler yapılabileceğine dair tavsiyeler de içermektedir. Çünkü günümüzün hibrit saldırıları, siber saldırılarla da güçlenen bu hibrit tehditler eskiden gayet açık net olan barış ve savaş durumu arasındaki kesin çizginin daha az belirgin hale gelmesine yol açmıştır. Bu da süratli karar almayı gerektirmektedir. Ben bana ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyorum. Fakat birkaç dakikada Türkiye'nin NATO içindeki yerine ayırmak istiyorum. Türkiye, NATO'nun önemli müttefiklerinden biridir. Az önce İletişim Başkanı Sayın Altun, NATO'nun içinde Türkiye'nin tarihsel açıdan katkılarını ayrıntılı bir şekilde sıraladı. Ben bunları tekrar etmeyeceğim. Ancak NATO'da Türkiye'yi daimi temsilci olarak temsil etmiş biri olarak şunu ifade edeyim. Türkiye'nin NATO'daki önemli konumunu bu görev süren boyunca ve daha sonra genel sekreter yardımcısı olarak da görev yaptığım dönemde hep gördüm, hissettim. Bunun onurunu da yaşadım. Türkiye eşit haklara sahip olduğu NATO'da sözü dinlenen, kararların şekillendirilmesinde son derece önemli rol oynayan, kritik jeopolitik konumuyla katkı sunabilen değerli bir müttefiktir. Ancak NATO'nun da Türkiye yönünden önem taşıdığını görmemiz lazım. Türkiye şayet demokratik ülkelerle birlikte aynı safta durmuş ve ortak değerleri paylaşıyorsa, bu aslında güvenlik ve dış politikayı Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi isek ve Avrupa Birliği'ne üyelik yönelimindeysek, bütün bunlar tesadüf değil, bilinçli bir seçim sonucudur. NATO müttefik ülkelere önemli bir caydırıcılık şemsiyesi sunmaktadır. Washington Antlaşması'nın 5. maddesi bir tehdit altında olan ülke yönünden önemli bir tehdittir. Dolayısıyla NATO ile ilgili tartışmalarda Türkiye sağlanan ittifak katkısı bir kenara konduğunda dahi Türkiye'nin NATO'ya üye olmamasının ve onun caydırıcılığından yararlanılmadığı bir durumda
Türkiye'nin neler kazanır kaybedeceğinin de iyi hesap edilebilmesi gerekir. Unutmayalım, son yıllarda NATO'nun güvenlik danışmalarına fırsat veren, imkan veren 4. maddesini işleten müttefiklerin başında Türkiye gelmektedir. Ve her seferinde NATO konseyi toplanıp danışmalar gerçekleştirdiğinde Türkiye'nin ihtiyacı olan ve önem verdiği dayanışma mesajlarını da açıklamalarıyla en güçlü şekilde ifade edebilmiştir. Son olarak kamuoyumuzun bilgilendirilmesi yönündeki We Are NATO kampanyasının Türkiye'de ulusal düzeyde de başlatılmış olmasının ne kadar yararlı olduğunu belirterek sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Gerçekten bilgi eksik kaynaklı bir kamu tartışmasının olabildiğini görüyoruz. Şeyi anlıyorum, bazı müttefiklerle ikili düzeyde yaşanan sorunun bu algıyı, olumsuz algıyı güçlendirebildiğini. Fakat az önce Sayın Altın da bahsetti. Bunun tüm ittifaka mal edilmemesi lazım. Ve tartışmaların da nesnel verilere dayanarak gerçekçi bir temelde gerçekleşmesini sağlamak lazım. Bu açıdan bugün değerli hocalarımızın katılımıyla gerçekleştirilecek panelin böyle bir nesnel ve olgunsal tartışma önemli bir katkıda bulunacağını düşünüyorum. Ve başta gençlerimiz olmak üzere bilgi akışının en sağlıklı şekilde yürütülüp gerçekçi bir tartışmanın ilerletilmesini temenni ediyorum. Bu düşüncelerle hepinizi saygı selamlıyorum. Sayın Büyükelçimiz Tacan İldem'e konuşmaları için teşekkür ederiz. Şimdi de NATO 2030 Yeni Bir Çağ için birliktelik panelimizi gerçekleştirmek üzere panelimizin moderatörlüğünü yapacak Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Çağrı Erhan'ı, panelistlerimiz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Murat Yeşiltaş ve Haliç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Aylin Ünvernoğlu'yu sahneye davet ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından tertip edilen bu önemli toplantıda bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda uzaktan online olarak bu toplantıyı seyreden vatandaşlarımıza saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın İletişim Başkanımız da çok değerli Büyükelçimiz ve Genel Sekreter Yardımcımız da Tacan Bey de ifade ettiler. Önemli bir gün, yıl dönümü münasebetiyle bu toplantıyı organize ettik. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1952 Şubat'ında NATO'ya üye olarak alınmasının yıl dönümü Yunanistan'la birlikte. Esasen 69. yılı idrak ediyoruz ama Türkiye'nin NATO'ya üyelik teklifinin de 70. yılı. Çünkü 1951 Eylül'ünde Kuzey Atlantik Konseyi'nde alınan bir kararla bu teklif gerçekleşmiş. Ben çok değerli konuşmacılara, panelistlere sözü vermeden evvel kısaca biraz bu işin tarihsel boyutu üzerinde durmak istiyorum.
Arkasından da önce Aydın hocamız bu 2030 perspektifi çerçevesinde NATO'nun yeni konumu ve Türkiye'nin buradaki pozisyonlanması üzerinde konuşacak. Akabinde de Murat hocamız Türkiye-NATO ilişkilerini biraz daha detaylı anlatacak. Türkiye'nin NATO'ya girişi kolay olmadı. Sizler tabii aramızda tarihçiler de var. Yakından takip edenler de var. Arşiv belgelerinden artık her şeyi görebilme imkanı söz konusu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Foreign Relations of the United States serisi 1947, 46, 48, 49 yılları artık tam olarak okuyucunun hizmetine sunuldu. Bunlara internetten ulaşabiliyorsunuz. Maalesef henüz Türk Dışişleri Bakanlığı'nın tasnif edilmiş olmasına rağmen arşivleri açılmadığından double check yapamıyoruz. Buradan da Dışişleri Bakanlığımıza seslenmiş olalım bu vesileyle. İnşallah en kısa sürede diplomatik arşivlerimiz de açılır. Ama Amerikan Dışişleri arşivlerine baktığınızda, ki ben satır satır o süreci okudum, Türkiye'nin NATO'ya girişinin hiç de öyle kolay olmadığını gözlemliyoruz. Türkiye 1948 Haziran'ında Amerikan senatörü Arthur Vandenberg'in kendi adıyla anılan Vandenberg kararının alıp da Amerikan anayasasının bir parçası haline gelen Monroe doktrinini değiştirmesinin akabinde bir Atlantik Paktı çalışmalarından haberdar oluyor. Ve bizim Washington'daki büyükelçimiz o zamanki Amerikan Dışişleri Bakanı Baynes'i ziyaret ederek söz konusu ittifakın içerisinde Türkiye'nin de yer alması arzusunu dile getiriyor. Yıl 1948, 48 Ekim'i, sonbaharı. O zaman Amerikalılar bize diyorlar ki, ya biz bir Atlantik Paktı kuracağız. Türkiye bir Atlantik ülkesi değil. Dolayısıyla sizin yeriniz bu Atlantik Paktı değil, siz İngiltere, Yunanistan'la beraber bir Akdeniz ittifakı içerisinde yer alacaksınız. Peki diyor bizimkiler, geri dönüyorlar. Fakat bir ay sonra İtalya'ya teklif gidiyor. Hemen bizim Dışişleri Bakanı tekrar muhatabıyla görüşüyor. Diyor ki ya bizi Atlantik ülkesi olmadığımız için almadınız ama İtalya'yı aldınız. Bu kuruluş çalışmalarına davet ettiniz. Diyor ki Amerikalılar ama İtalya'da seçimlerde Komünist Parti ikinci parti oldu. Orada bir komünizm tehdidi ortaya çıktı. Bu komünizm tehdidini bertaraf etmek için İtalya'yı dahil edeceğiz ki komünistler burada iktidara gelemesinler. Sizde de zaten komünizm tehdidi yok. Siz Akdeniz İttifakı çalışmalarına ağırlık verin deniliyor. Halbuki o arşiv belgelerinden görüyoruz ki esasen şöyle bir çekinceleri var İngilizlerin ve Amerikalıların. Türkiye çok açık bir Sovyet tehdidiyle karşı karşıya. Sovyetler Birliği Mart 1945'te Türkiye'nin boğazlarının statüsünü düzenleyen Montreux Antlaşması'nın değiştirilmesini ve boğazlarda Sovyetler Birliği'ne üs verilmesini istemiş. Akabinde de Haziran 1945'te Türkiye'nin Doğu Anadolu topraklarının bir bölümünü, Kars, Ardahan topraklarının Sovyetler Birliği'nin içerisindeki Gürcistan'a verilmesini istemiş. Sovyet Gürcistan Cumhuriyeti'ne. Çok net bir Sovyet tehdidinin olduğu bir ortamda şayet Türkiye'yi biz NATO'ya üye yapar isek, yarın öbür gün Sovyetler Türkiye ile bir çatışmaya girerse 5. madde sebebiyle biz Türkiye'yi korumak zorunda kalırız. Bu da bir 3. Dünya Savaşı'na sebep olabilir. O yüzden şimdilik Türkiye'yi biz dahil etmeyelim. Bundan dolayı Türkiye yüzünden bir savaşa girmeyelim endişesiyle Amerika ve İngiltere Türkiye'yi dahil etmiyorlar NATO'ya. Davet etmiyorlar. Buna rağmen bizim ısrarlı çabalarımız devam ediyor. 14 Mayıs 1950'deki meşhur CHP'nin tek parti iktidarına son veren, Demokrat Parti iktidara getiren seçimden sadece de 4 gün önce CHP yönetimi bir kez daha NATO'ya bu sefer resmi olarak müracaat ediyor. Yani artık NATO kurulmuş, NATO'nun kuruluşundan sonra resmi olarak bir müracaat 1950 10 Mayıs'ı.
Ona da resmi olarak hayır cevabı geliyor. Şimdi o zamana kadar ABD'nin veyahut NATO'nun yine kurucu ülkelerinden İngiltere'nin Türkiye ve Yunanistan'a bakış açıları Akdeniz bölgesinde yakın ilişki geliştirilmesi gereken, gerekirse üst bölgesi elde etmek gereken özellikle hava sahaları ama NATO içerisinde dahil edilmemesi gereken iki ülke olarak görüyorlar. Peki ne değişti de 1949'dan 1952'ye Türkiye NATO'ya üye oldu? İki şey değişti. Bir tanesi tamamen Türk diplomasisinin başarısıdır. Türk dış politikasının başarısıdır. İkincisi de uluslararası konjonktürdür. Türk diplomasisinin başarısı şu. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı başlamadan evvel 1939'da İngiltere ile bir ittifak anlaşması yapıyor. Bu ittifak anlaşması İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra da devam ediyor. Ortadan kaldırılmamış. Yani Türkiye bir saldırıya uğrarsa İngiltere Türkiye'nin yardımına gelecek. Türkiye NATO'ya davet edilmiyor ama İngiltere NATO'nun üyesi. Ve Türk Büyükelçiliği Washington'daki Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na diyor ki ya siz bizi almıyorsunuz ama biz İngiltere ile müttefikiz. İngiltere de NATO üyesi. Yarın Sovyetler bize saldırırsa İngilizler bizi korumak zorundalar. E koruyacakları zaman da Sovyetlerle İngilizler de savaşa girecekler. E o zaman da sizler onları korumak zorunda kalacaksınız. Vaktiniz olduğunda akşam lütfen bu State Department'ın sayfasına girin. Foreign Relations of the United States serisinden Truman yılları 1947 ve orada da NATO ile ilgili kısmı lütfen bakın. İndeksten Turkey diye tarayın, bu gelecek karşınıza. Çünkü Amerikan Dışişleri bunu alınca Dışişleri Bakanlığı hukuk müşavirliğine soruyor. Ya böyle bir anlaşması varmış bu Türklerin, bu geçerli mi? Hukuk müşavirliği diyor ki vallahi geçerli. Yani siz alsanız da almasanız da yarın Sovyetler Türkiye'ye saldırırsa NATO bunları korumaya gelmek zorunda. Çünkü İngilizler koruyacak. Eğer sözlerini tutarlarsa. O rezervi de koyuyor. Dolayısıyla böyle bir hukuki durumu Türkiye dile getiriyor. İkinci durum da uluslararası konjonktür dedim. 1949'da Sovyetler Birliği atom bombasını icat ediyor. Ha kendisi mi icat ediyor? İşte Amerika'dan bazı bilim adamları formülleri mi oraya veriyor? Bir casusluk skandalı mı var? Orası başka. Ama Sovyetler Birliği'nde artık nükleer silahları var. Sovyetler Birliği'nin nükleer silahlara sahip olması Sovyetlere yakın coğrafyada derhal mukabele edilebilecek alanların mevcudiyetini gerektiriyor. Yani buralarda üsler gerekli. Amerikalı bir heyet, özellikle askeri tarihle ilgilenenler bilirler, 1947'deki Truman doktrininden sonra Türkiye'ye Amerikan askeri yardımı verilirken Amerikan askeri heyetleri geliyor Türkiye'ye. Ve tetkik ediyorlar. Nerede ne var, ne ihtiyaçları var Türkiye'nin vesaire. O süreçte hazırlanan raporlar çerçevesinde ve NATO kurulduktan sonra Amerika Türkiye'den üst talebinde bulunuyor. Türkiye'de resmi cevabında diyor ki ya biz NATO şemsiyesi altında değiliz. Size üst verirsek biz doğrudan Sovyet hedefi haline geliriz. Bizi NATO'ya alın, biz de size üst verelim. Bu kadar basit. Nitekim 1951'de Türkiye ve Yunanistan NATO'ya davet edilirken en önemli mülahaza artık bu coğrafyada bizim dışarıdan gelecek tehditleri bir yandan gözleyebileceğimiz, yani surveillance dediğimiz, gözleyebileceğimiz alanlara ihtiyacımız var. Bu radar olabilir, ileriki dönemde gördük bu uzun menzilli U-2 uçakları gibi casus uçakların kalkacağı alanlar olabilir. Ve bir saldırı söz konusu olduğunda buna derhal mukabele edebileceğimiz, gerektiğinde orta ve uzun menzilli füze yerleştirebileceğimiz alanlara ihtiyacımız var. Neresi olabilir burası? Türkiye ve Yunanistan olabilir ve Türkiye'yi ve Yunanistan'ı davet ediyorlar. Bizim kendi tarihimizde, başka bir yerde görmedim çünkü, ama bizim kendi tarihimizde anlatıldığı gibi Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesinin, Kore'de Birleşmiş Milletler ordusuna büyük destek vermesinin NATO'ya davet edilmesiyle uzaktan yakından bir alakası yoktur.
O biraz böyle bizim kendi kendimize, yani biz asker gönderdik. Ondan sonra bizi de davet ettiler diye Türk tarihinde böyle anlatılıyor. Bence bunu da değişmesinin zamanı geldi. Hiç ilgisi yok çünkü bizim ilk müracaatımız Kore'den önce. Ha şu olmuş olabilir. Ya biz asker gönderelim, belki bu sayede bizi NATO'ya alırlar diye düşünmüş olabilir hükümet. O ayrı bir şey. Ama bundan dolayı davet edilmiş Türkiye tamamen Sovyetler Birliği'nin atom bombasına sahip oluşu ve Türk diplomasisinin bir başarısı olarak bunu görebiliriz. Şimdi bu tarihsel girizgahı yaptım ama tabii sizler biraz daha günceli duymak istiyorsunuz. O yüzden ben sözü Sayın Hocam Aylin Ünver Noy'e bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle İletişim Başkanlığı'na teşekkür etmek istiyorum bu anlamlı bir günde bu panele davet ettikleri için. Biraz önce konuşmalarını dinlediniz, hem İletişim Başkanımızın hem de değerli Büyükelçimizin de aynı şekilde Türkiye'nin NATO'ya katkılarından bahsettiler. Ben biraz da aslında NATO müttefiklerinin güvenlik katkılarını Türkiye'nin NATO'nun dışında da belli misyonlarla, belli ilişkilerle de katkılarını ifade etmek, biraz da buna vurgu yapmak istiyorum. Özellikle 90'lar itibariyle de Türkiye'nin etki alanının, aktif aktörlüğünün arttığı bir süreçte hem Orta Asya'da, hem Balkanlar'da, hem Kafkaslar'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Afrika ve Orta Doğu olmak üzere pek çok bölgede aktif ilişkilerini geliştirme yönünde bir takım adımları oldu. Tabii bu aktif ilişkilerin sadece ikili ilişkiler anlamında değil, o bölgelerde yapmış olduğu barışa ve istikrara katkıları da var. Bunların en yakın örneklerinden birisi Afrika'da. Afrika'da biliyorsunuz Türkiye insani yardım konusunda en büyük donörlerden birisi. Aynı şekilde Afrika'daki altyapı yatırımlarıyla, terörle, korsanlıkla mücadele konusunda yaptığı katkılarla ve hatta devlet inşası konusunda bile yapmış olduğu katkılarla bölgenin istikrarı ve barışı açısından önemli bir aktör. Yine daha önce biliyorsunuz 95'lerden itibaren Balkanlardaki bütün NATO operasyonlarında yer alan bir ülke. Ama bunun ilaveten hem geliştirmiş olduğu ikili ilişkilerle buradaki ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalarda oynamış olduğu arabuluculuk rolüyle de bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından çok önemli katkılar yapmış bir ülke. Yine aynı şekilde Karadeniz ve Kafkasya'da da geliştirmiş olduğu ikili ilişkilerle, ki bunu hem enerji anlamında Gürcistan ve Azerbaycan'la yapmış olduğu boru hattı projeleriyle, hem ulaşım açısından demiryolu projeleriyle ve Ukrayna ve Gürcistan'la aynı şekilde geliştirdiği ikili ilişkilerle, buna son zamanlarda savunma endüstrisine yapmış olduğu katkıları da ekleyebiliriz. Bölgedeki hem ilişkilerin geliştirilmesine hem istikrar ve barış açısından da katkı yapmıştır. Ve en sonda biliyorsunuz Gürcistan'ın NATO'ya üye olma arzusu var ve bu konuda da destek veren ülkelerden birisi Türkiye. Tabii sadece Gürcistan'ın değil, NATO'nun genişleme sürecinde de pek çok ülkenin NATO üyeliğini destek veren bir ülke konumunda olmuştu. En son üye olan Kuzey Makedonya'nın da üyeliğini Türkiye bu anlamda çok ciddi anlamda desteklemiştir. NATO'ya hem bir taraftan askeri anlamda katılmış olduğu operasyon ve misyonlarıyla katkı yapan, diğer anlamda pek çok dünyadaki bölgeyle geliştirdiği ikili ilişkilerle bölge istikrarı ve gelişimine katkıda bulunan bir ülke olarak, ayrıca NATO'nun siyasi boyutuna da katkıda zaman zaman yapmış bir ülkedir. Özellikle Afganistan'da biliyorsunuz ISAF komutanlığı görevlerinde bulunmuştu Kabil'de ve bununla beraber kız okullarının açılmasına katkıda yaparak oradaki NATO'nun bir siyasi gündemi olan özgürlüklerin, demokrasinin, insan haklarının geliştirilmesine yönelik bu konuda da katkısını göstermiş bir ülke. Bu açıdan kısa bir değerlendirmeden sonra belki de en son, hani en önemli, onu da bahsetmem gereken bir konu daha var. Suriye ve Irak meselesinde özellikle güneyden gelen tehdit algılamalarının dışında bir de buradaki hem terörle mücadele konusunda NATO ve NATO'nun dışında da yapmış olduğu operasyonlarla hem de göç konusunda, yani düzensiz göç konusunda almış olduğu önlemlerle misafir ettiği 4 milyondan belki de şu an fazla olan Suriyeli mülteciyle bu konuda da NATO müttefiklerinin güvenlik kaygılarını giderecek belli başlı adımları atmış bir ülke.
Tabii bu tarihsel girişini yaptı Çağrı hocamız. Çok değerli, önemli bilgilerdi gerçekten de. Bu bilgilerle biz hem Türkiye NATO'nun kuruluşundan ve onun başlangıcından belki de üye olarak 52'lerden beri üye olarak kendi güvenliğine ve bir katkıda bulunurken, kendi güvenliğini güvence altına alıp güçlenirken aynı zamanda NATO'ya da çok büyük katkılarda bulunmuştu. Fakat tabii son dönemlerde biliyorsunuz özellikle zaten bu süreci de başlatan yani 2030 NATO vizyonunu da başlatan belli gelişmeleri yaşadık. Tabii bu gelişmeler özellikle müttefiklikler arasındaki anlaşmazlık konusu yeni bir konu değil. 70 senelik geçmişinde transatlantik ilişkilerinde zaman zaman bu yaşandı. Hatırlarsanız Süveyş Kanalı, Vietnam, Irak artı ABD'nin Kyoto protokolünden çekilmesinden tutun da IBM anlaşmasından çekilmesine pek çok konuda zaman zaman bu tarz anlaşmazlıklar yaşandı. Ancak bir şekilde bu sorunların üstesinden gelinerek NATO'nun devamının sağlanmış olduğunu gördük. Geçtiğimiz yıllarda gene bu konulara benzer bir takım anlaşmazlıklar hem NATO içindeki bu yük paylaşımı konusundan tutun da NATO'nun 5. maddesiyle ilgili eleştirilerden pek çok madde içerisinde gördüğümüz gibi bunların dışında da belli başlı konularda da maalesef müttefiklik ilişkilerindeki anlaşmazlıkları gördük. Zaten bakarsanız eğer bu 2010 yılında hazırlanmış olan stratejik konsepti değiştirmek ya da daha doğrusu güncelleme ihtiyacının da aslında sadece ortaya çıkan yani 2010'dan sonra ortaya çıkan yeni tehditlerle bağlantılı olmadığını aynı zamanda da müttefiklik içerisindeki anlaşmazlıkların, birliğin ve dayanışmayla ilgili sorunların da liderler bazında hatta zaman zaman dile getirildiği bir döneme denk geliyor. O açıdan değerlendirdiğimizde ismine de baktığımızda yeni bir çağ için birliktelikte aslında yeni bir çağda burada ortaya çıkan yeni tehditler ve ona uygun bir takım tedbirlerin, önlemlerin alınması NATO İttifakı içerisinde ve birliktelik kavramıyla da burada ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmeye dayalı bir takım önermelerin olduğunu görüyoruz. Tabii bu raporun ana tabii ki teması ve hazırlanmasının ana sebeplerinden birisi de stratejik ve siyasi rolünün güçlendirilmesi. Birbirinden önemli de Sayın Büyükelçimizin de söylediği gibi çok önemli bir takım önermeler bulunuyor. Ben bu önermelerin hepsine giremeyeceğim çünkü zaten vaktimiz yetmeyecektir. Birkaç tanesine özellikle atıfta bulunmak, hani onlar üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyorum. Örneğin rapor içerisinde en çok yani daha önce belki önemsenmeyen diyeyim de daha öncelik konusu olmayan bir konunun dile getirildiğini görüyoruz. Siyasi rolünün ve değerler bağlamında bu rolün daha ön plana alınmasına yönelik bir söyleyiş var. Bunun tabii altında yatan sebeplerden birisi de özellikle son yıllarda bu demokrasilerdeki gerileme süreciyle ilgili illiberal akımların yönelimin daha ön plana çıkması ve bunun üzerinden Çin ve Rusya'nın istismarına yönelik bir takım durumların ortaya çıkması üzerine bunun üzerinden tekrardan NATO'nun içerisinde bir dayanışma değerler üzerine vurgu yapıldığını görüyoruz. Zaten baktığınızda Münih Güvenlik Konferansı'nda hatırlarsanız geçen seneki başlığı batısızlık üzerineydi. Çünkü batıda da batı değerlerin erozyona uğradığı bir süreci yaşandığını söyleniyordu. Bundan dolayı da bununla ilgili alınacak önlemlerin değerli olduğunu ve ittifakın devamı için de gerekli olduğunu bu 2030 raporunda da görüyoruz. Raporda zaten bununla ilgili demokratik dayanıklılık için mükemmelliyet merkezinin kurulması ve toplumsal direncinde demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi NATO değerleri bağlamında da güçlendirilmesi gerekliliği üzerine vurgu yapılıyor. Tabii bu tehditlerle mücadele etmenin aslında daha da fazla zorluklarla karşılaştığı bir dönemde bu rapor çıkarıldı biliyorsunuz. Geçen sene COVID-19 salgınıyla beraber aslında bu özgürlükler anlamında da daha da fazla kısıtlayıcı önlemler alma zorunlulukları da ortaya çıktı. İşte insanların seyahat edebilme özgürlükleri veya ekonomide faaliyetlerini sürdürebilme özgürlüklerinin elinden aldığı bir süreç.
Bu açıdan da değerlendirildiğinde 2010 raporunda, yani daha doğrusu strateji konsept belgesinde baktığınızda bu salgın hastalıklar konusunun da ele alınmamasının, aslında alınması gerekliliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. 2006 mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde olsun, Avrupa Birliği'nin 2008 Güvenlik Strateji Belgesi üzerine raporunda olsun, salgınlar tehditler olarak yer alıyor. Bu yeni 2030 raporunda da salgınların tehdit olarak alındığı bir süreci görüyoruz. Ki bu hem NATO'nun caydırıcılık ve savunma açısından zaafını ortadan kaldırmaya yönelik, çünkü salgınlarla beraber böyle bir zaaf nasıl hasımlarında da ortaya çıksaysa NATO'da da çıkma durumu olabileceğinden, böyle bir durum olmamasına yönelik atılmış bir adım. Aynı zamanda da üye devletlerinde bu salgınlarla mücadele esnasında da birbirlerine dayanışma ve bununla mücadele etme ve daha dirençli olabilmelerine katkıda bulunabilecek bir anlayışı yansıtıyor. Tabii burada bir de NATO 2030 raporunda biraz önce de ifade ettiler, insani güvenlik kavramının ön plana çıktığını görüyoruz. Zaten insani güvenlik kavramı aslında 1994 yılı Birleşmiş Milletler raporunda çıkan aslında yeni bir kavram uluslararası ilişkilerde. Bu anlamda da insani güvenlik konusunda sivillerin korunmasına yönelik bir takım çabaların olması ve bu anlamda da kamu diplomasisine önem verilmesi burada vurgu yapılıyor. Yine burada şuna da değinmek istiyorum. Özellikle Avrupa Atlantik Afet Yardım Koordinasyon Merkezi aracılığıyla biliyorsunuz salgın döneminde NATO dayanışmasının yapıldığını gördük. Pek çok müttefik ülke, Türkiye'de bunların başında geliyor, ihtiyacı olan NATO müttefiklerine salgınlar durumunda dayanışma içerisinde oldu, destek oldu. Bu anlamlı ve önemli. Ama bir de salgının biliyorsunuz ki bir sonraki süreci var, şu anki aşılanma süreci. Eğer bütün dünyada bu aşılanma yapılmadığı takdirde hiç kimse gerçek anlamda bu salgından kurtulmuş olmayacak. Belki de NATO'ya bir sonraki misyonu dünya çapında böyle bir şeyi Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yaparak onlarla beraber insani güvenlik anlamında başka ülkelere de bu siyasi rolüne de katkı yapacak bir duruş olacaktır. Yapması olacaktır. Çünkü bu aslında NATO açısından çok da yeni bir durum da değil. Çünkü doğal afetler konusunda Avrupa Atlantik Afet Yardım Koordinasyon Merkezi daha önce Pakistan depreminde ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Katrina kasırgasında bu konuda aktif rol oynamıştı. Yani insani güvenlik konusunda aslında deneyimli. En sonunda biliyorsunuz salgın hastalıklarda dayanışma içerisinde olmuştu müttefikleriyle. Bu rolün aşılanma çabalarında da nasıl bir rol oynayabileceği belki Dünya Sağlık Örgütü ile beraber öngörülüp bu oynayabileceği role katkıda bulunabilir diye düşünüyorum. Tabii bu son salgın olmayacak. İklim değişikliği de biliyorsunuz bu raporda gündeme gelen konulardan biri. Onun da bu salgınlar konusunda da biliyorsunuz olumsuz yönde katkı yapacağı söyleniyor. Onun dışında tabii iklim değişikliklerinin zamanımızın zorluklarından olduğunu 2030 raporu da çok net kabul ediyor ve güvenlik çevresini etkileyen bir faktör olarak görüyor. Biraz önce Suriye ve Irak'tan veya işte Libya'dan ve Kuzey Afrika'dan gelen göçten bahsettik. Bunlar savaşlar, iç savaşlar, çatışmalar veya ekonomik zorluklar kaynaklı. Ama iklim değişikliğinin getireceği bir de environmental refugees dediğimiz, yani çevresel faktörler kaynaklı bir göç akını bekleniyor ki bu zaten Afrika kıtasından başlamış durumda. Bu da bir güvenlik tehdidi boyutunu sunuyor. Onun dışında çatışmalara neden olabilme olasılığı var iklim değişikliklerinin. Bir de tabii Arktik bölgesindeki gelişmelere verdiği, oradaki rekabeti arttırıcı durum da gene 2030 raporunda yer alan bir durum. Bu hem caydırıcılık hem de savunma planlarının bu konuyu da göz önünde bulundurarak geliştirilmesine dikkat çekiyor. Tabii burada Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren bir konu iklim değişikliği. Çünkü Akdeniz bölgesi biliyorsunuz bu konuda en çok ciddi anlamda etkilenen ve Türkiye'deki bunu en çok hisseden ülkelerden birisi. Hem kuraklık anlamında hem seller anlamında. Bu açıdan da NATO müttefiklerinin bu konuda yapacağı destek veya bu temiz enerjiye geçiş, enerji güvenliği de bu kapsam içerisinde değerlendirilebilir. Enerji bağımlılığının artırılması ve enerjinin çeşitlendirilmesi ve konularında. Bunların hepsinin bu konudaki katkıları olacağını düşünüyorum. Yine bir başka konu biliyorsunuz, yeni bir konu, teknolojiler, bu yeni gelişen teknolojiler konusu.
Özellikle üye devletler arasında bununla ilgili farklı gelişmişlik düzeyleri var. Bu teknolojik belki açıkları, farkları kapatmak adına NATO'nun atacağı önemler önemli. Zaten bununla ilgili de NATO ciddi çalışmalar yapacaktır. Ama tabii bir de bu konuda bir müttefikler arasında anlaşmazlık durumu da söz konusu. Özellikle AB ve ABD arasında teknolojik egemenlik konusunda bir takım inisiyatifler var. Bunlardan birisi dijital hizmetler yasası, öbürü de dijital pazar yasası gibi AB'nin kendi daha çok stratejik otonomisini ön plana çıkaran bir süreci de görüyoruz. Bu biraz müttefiklikle ilişkisinde bu konuda biraz zorlayıcı bir durum ortaya çıkartabilir. Yine bazı bölgelerde bu konuda ilgili aktif bir takım adımların atıldığını, farklı inisiyatifler içerisinde NATO'yu da aslında bu konuda güçlendirecek bir durum da var. Three Seas Initiative diye denilen üç denizi kapsayan, bu Baltik, Adriyatik ve Karadeniz'i kapsayan inisiyatif içerisinde buradaki ülkelerin kendi aralarında enerji ve teknoloji açısından, altyapı açısından bir takım bunları ilerletmeye yönelik adımlar atıldığını görüyoruz. Ama burada ben şunu da ifade etmek istiyorum. Bu inisiyatife hem AB hem ABD destek veriyor. Ancak inisiyatifte Karadeniz'e kıyısı olan ve AB'ye aday ülke olan Türkiye yok. Bu AB ülkeleri arasında kurulmuş bir inisiyatif. Türkiye'nin de ya da Türkiye gibi bu bölgede yer alan ama AB üyesi olmayan ülkelere de bu inisiyatiflerin açık olması hem enerji güvenliği, ki enerji güvenliği de biliyorsunuz NATO'nun ele aldığı son konulardan birisi. Enerji güvenliği, enerji tedarikçilerinin çeşitlendirilmesi ve işbirliklerinin yapılması açısından hem de bu inisiyatifin bir diğer konusu olan teknoloji konusundaki işbirlikleri ve geliştirme konusunda da hem Türkiye'nin o ülkeleri hem de o ülkelerin Türkiye'ye yapacağı katkılarla müttefiklik ilişkisinin de hem de güven bağının daha da fazla oluşturularak AB, ABD ve bu bölgeler arası farklılığı da ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarla hem NATO'ya tamamlayıcı ve katkı yapacak bir unsur olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer konu tabii bunu PESCO'ya da genişletebiliriz. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin bir de stratejik otonomi konusunda almış olduğu bir askeri anlamda da oluşumlar var. Bununla ilgili AB, ABD arasındaki anlaşmazlıklardan birisi yine Avrupa Fonu ve Ajansı'nın belli kendi yapacakları savunma mekanizmalarında Avrupa Birliği'nin AB üyesi olmayan NATO ülkelerinin yer alamaması durumu. Bunu biliyorsunuz Boeing ile Airbus arasındaki sorunun daha sonraki yıllarda F-35 ile yeni nesil uçağı AB'nin arasında çıkma potansiyeli ve diğer savunma ortak savunma konularında hareket edememe ve daha bu stratejik otonominin daha ilerlemesi durumunda müttefiklik arasındaki anlaşmazlıkları daha derinleştirme durumu var. Bunun da aynı şekilde NATO'ya üye olan ama AB'ye üye olmayan ABD, Kanada, şu anda İngiltere gibi ve Türkiye gibi ülkelerin de bu tarz projelerde istedikleri zaman yer almalarına olanak sağlayacak bir platformun olması gerekiyor. Zaten NATO belgesinde de, bu NATO 2030 belgesinde de bu soruna altı çiziliyor özellikle. Çünkü bu hem mevcut NATO işlemlerinin tekrar edilmesi veya ayrımcılık yapılması gibi bir takım sıkıntılı bir sürece yol açabilme ihtimalinden dolayı. Yine tabii burada biraz önce de hem değerli iletişim başkanımız hem de değerli büyükelçimiz bahsettiler. NATO 2030 raporunda Türkiye için de çok önemli bir konu olan terör konusunun kolektif savunma, kooperatif işbirliği savunması, işbirliği güvenliği ve yeni krizlerin yönetimi konularına da dahil edilerek, yani bunun, yani bu başlıca görevleri içerisine entegre edilerek terör konusu üzerine de vurgu yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum ki bunu Türkiye biliyorsunuz özellikle 84'ten itibaren, yani öncesinde de muhakkak belli şartlarda vardır ama çok fazla hissedilir bir şekilde terörle mücadele eden bir ülke. 40 binden fazla vatandaşını teröre şehit vermiş bir ülke ve halen daha maalesef yakın bir zamanda da bunu yaşadık. Halen daha bu sürecin devam ettiği bir ülke. O yüzden terör konusunun NATO'nun başlıca görevleri içerisine entegre edilmesi bizim için ayrıca bir değer ve önemli oluyor. Diğer bir konu tabii Türkiye'nin hep eleştirdiği ve başında durduğu, üzerinde durduğu konulardan birisi de NATO'nun doğu kanadına verilen
değerin veya değer demeyeyim daha doğrusu desteğin aynı şekilde Güney Kanadı'na da verilmesi gerekliliği. 2030 raporuna baktığımızda aynı şekilde Güney'inde de bu şekilde bir ayrıca paragraf açıldığını görüyoruz. Burada tabii hem Rusya'nın hem de Çin'in bu Güney bölgelerindeki artan varlığı ve bunun artarak giderek bir tehdit haline gelmesi durumunun da olduğu aşikar. Sadece tabii ki oradan göç akınları veya terör tehdidi veya çatışmaların süre gelmesinin ötesinde bir de oradaki varlıklarıyla da bağlaştırarak buraya da önem atfediliyor. Bu da yine Türkiye açısından önemli bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Tabii burada aslında çok fazla konu var. Tek tek hani bahsetmek çok mümkün değil. Süremiz de kısıtlı malum. Fakat gerçekten önemli bir çalışma, özellikle zaten NATO'nun başarısının da aslında belki de bu kadar uzun süredir devam edebilen bir örgüt olabilmesinin de altında yatan ana sebep kendisini yeni tehditlere, yeni durumlara, yeni güvenlik çevresine karşı adapte edebilme özelliği. Ve bu 2010 strateji konseptinin de güncellenmesi konusu da yine bu anlamda NATO'ya katkı yapacak bir durumu ortaya koyuyor. Tabii buradaki en önemli konulardan birisi müttefikler arası dayanışma konusu. Ben tehditlerden bahsettim, yeni tehditlerden. Ama müttefikler arası dayanışmanın da ön plana çıktığı bir süreci yaşayacağız gibi gözüküyor. Ya da yaşamamız gerektiği kanaatindeyim ki bu sürecin daha da anlamlı bir şekilde devam edilebilmesi. Tabii bu açıdan da son dönemlerde yaşanan bir takım durumlar var. Biliyorsunuz bu raporda da aslında yansıyan bir durum. Çünkü müttefikler arasındaki anlaşmazlıklar da zaman zaman NATO'daki karar alma mekanizmalarında tıkanıklıklara neden oluyor. Tabii bu tıkanıklıkları önlemek için de NATO'nun yapması gereken, atması gereken adımlar var müttefikler arası. Ve bunların en önemlisi de belki de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Türkiye ciddi gerginlikler yaşadı. NATO Genel Sekreterinin başkanlığında bu konuda bir takım yapılmış olan teknik görüşmelerle beraber yine NATO müttefiklerimizden Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in diplomatik çabaları iki ülke arasındaki bu krizi önlemeye yönelik bir takım durumların onları masaya, bir diyalog masasına çekmeye yönelik bir platform yaratmaya fayda sağladığı gibi iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin de başlamasına neden oldu. Bu çok önemli. Aslında NATO burada hem 2030 raporunda müttefikler arası anlaşmazlıkların zaten bu tıkanıklıkları ortaya koymasından dolayı buna vurgu yaparken kendi aktif olarak uyguladığı, yani müttefikler arası anlaşmazlıklarda bir diyalog platformu olma, buna sebebiyet verme açısından da ciddi anlamda katkı yapabileceğini göstermiştir. Bu anlamdan da değerli buluyorum NATO'nun katkısını. Yine tabii bu değişen güvenlik çevresi, müttefikler arası anlaşmazlıkların çözümü ve müttefiklik dayanışmasının giderek artırılmasının daha da fazla olduğu, önemli olduğu bir süreci yaşıyoruz biliyorsunuz. Bu açıdan da baktığımızda 2030 raporu çok fazla tavsiye içeren, çok uzun bir rapor, 67 sayfalık bir rapor ama en azından belli başlı konuların gündeme alınarak liderler tarafından uygulanmaya geçmesi de NATO'nun gerçek anlamda da müttefiklerinin kafasında oluşan soru işaretlerini giderecek ve onları yeni tehditlere karşı daha resilient, yani mücadele edebilecek duruma getirebilecek ve onların çabuk iyileşebilen, çabuk toparlayabilen ve her tür durumu da uyum sağlayıp adapte edip bu sorunlarla mücadele edebilen bir ülke ve kurum konumuna getirecektir. Bu açıdan bu çalışmanın değerli bir çalışma olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de eğer bu saymış olduğum maddeler de dahil edildiği durumunda katkı yapacağı, Türkiye'nin kafasında belli başlı sıkıntıları, sorunları, durumların ortadan kalkmasına da destek olacağını. Tabii burada müttefiklere de çok büyük rol düşüyor. Bu dayanışmanın, bu empatinin ve anlayışın sürdürebilmesi açısından diyor. Burada noktalıyorum. Teşekkür ederim. Aylin Hocam'a teşekkür ediyoruz. Raporla ilgili çok derin bir bilgi verdi bize. Buradan şunu görüyoruz tabii. NATO artık uzunca bir süredir bir savunma ittifakı olmanın ötesine geçti. Yani bizim de sürekli atıf yaptığımız 5. madde
önemli kuşkusuz ama bir savunma örgütünün ötesinde bir güvenlik örgütü vasfı kazanmaya başladı. NATO'nun belki de en büyük başarısı bu kadar uzun süreli bir ittifak olarak kalmasındaki en önemli motif, saik, adaptasyon kabiliyeti. Yoksa kendisi daha evvel bir tehdidi bertaraf etmek üzere kurulan bir örgüt, bu tehdit ortadan kalktıktan sonra da devam etti. Yani Sovyetler Birliği dağıldı, Varşova Paktı ortadan kalktı. Fakat NATO 1990'lı yıllarda devam etti. Hem kendisini transforme etti, o çerçevede bizim İzmir'deki NATO komutanlığımız da transforme edildi. İşte daha evvelki yapıyı hatırlayın, 80'li yıllarda, 70'li yıllarda daha farklı bir üçlü komutanlık yapısı vardı. İşte Atlantik Komutanlığı, Kanal Komutanlığı ve Avrupa Komutanlığı şeklinde. Bunun altında alt birimler oluşturuldu. Bir yandan da NATO kendi stratejik konseptini transforme etti. Ve 1991'deki Roma girişimi akabinde de o meşhur işte 50. yıl konsepti çerçevesinde 99'da NATO çok açık bir şekilde Washington Antlaşması'nda tarif edilen alanın dışında ve iş tarifinin dışında işleri de kendisine görev olarak edindi. Washington yani Kuzey Atlantik Antlaşması'na baktığınızda NATO alanı çok net olarak Kuzey Atlantik alanıdır ve yengeç dönencesinin kuzeyindeki alandır. Bunun dışında bir yerle eğer anlaşmaya bakarsanız NATO'nun ilgilenmemesi gerekir. Yani Afganistan'la, Somali'yle NATO'nun bir ilgisinin olmaması gerekir o anlaşmaya bakarsanız. Veyahut job description yani iş tarifine bakarsanız 5. ve 6. maddelerdeki Kuzey Atlantik Antlaşması'nın NATO'nun iş tarifi basittir. NATO müttefiklerinden birine bir silahlı saldırı, o da silahlı saldırı, yani 51. maddede tarif edildiği şekliyle Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın vuku bulduğunda buna müştereken karşılık veren bir örgüttür. Ama 99 stratejik konseptiyle, arkasından Lisbon stratejik konseptiyle, 2 yıl evvelki konseptle ve bugün görüyoruz ki 2030 perspektifiyle NATO artık bunların dışında da out of area, out of business bir takım işlere girişti. Peki bunun alanı neresi olacak? Asıl tartışma bu. Yani NATO'nun bir alanı var mıdır? Esasen ben hatırlıyorum, şüphesiz sizler de hatırlıyorsunuzdur. 2000'li yılların başında en fazla tartışılan konulardan biri, will NATO go global? NATO küresel bir güvenlik örgütü olacak mı? Tartışmasıydı. O zaman Ruslar müttefikti. Yani 96'daki NATO-Rusya konseyi çerçevesinde Ruslar NATO'nun bir parçasıydı. İttifakın bir üyesi değildi ama NATO ile Rusya arasında stratejik bir işbirliği vardı. Ama arkasından Rusya ile NATO arasındaki gerilim arttıkça NATO'nun bu küresel seviyede bir güvenlik örgütü olma ihtimali yavaş yavaş ortadan kalktı. Ama bugün bu 2030 stratejisinden benim anladığım, şimdi küresel ısınmayla NATO'nun bir ilgisi olabilir mi? Bir askeri ittifak burası. Ha demek ki ilgisi var. Veyahut işte biyolojik bir takım virüsler vesaire, bırak Dünya Sağlık Örgütü uğraşsın. Hayır, NATO bunu kendine bir görev olarak alıyor. Siber güvenlik, uzay güvenliği, çevre meseleleri. NATO'ya ne çevre meselesinde? Diyemiyoruz. Çünkü iç içe girmiş meseleler bunlar. Güvenlik riskleri oluşturuyor. Yani salgın beraberinde ekonomik, sosyal krizleri, o da beraberinde terörizmi, işte failed governments dediğimiz hükümetlerin ortaya çıkışını tetikliyor. Bu da ülkeler tarafından tehdit olarak algılanıyor, NATO ülkeleri tarafından. Demek ki NATO'nun artık öyle bir döneminden geçiyoruz ki, küresel düzeydeki bütün tehditlerin sadece tehdit olduğunda değil, bunların kök nedenleri üzerinde de kafa yoran, analiz eden, o analizler çerçevesinde NATO'nun dönüşümü için genel sekreterliğe ve üye ülkelere raporlar veren bir ön alıcı çalışması var. Bu memnuniyet verici, ilk değil. Daha evvel de biliyorsunuz Madeleine Albright'ın
eski Amerikan Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın başkanlığında bir önceki stratejik konseptten evvel, ki ben de katılmıştım onun toplantılarına, bir akil adamlar grubu oluşturulmuştu ve mevcut konsept o sayede ortaya çıkmıştı. Ümit ediyoruz bu çalışmanın neticesinde de müttefik ülkeleri tatmin edecek bir konsept çıkar, bir tadilat olur. Ama vurgulandığı Türkiye için esas olan kesinlikle oradaki beşinci maddedir. Onun değişmezliği bizim için esastır. İki, terörizme karşı etkin mücadelede bütün NATO müttefiklerinin güçlü dayanışma içerisinde olması da yine Türkiye için esastır. Murat Hocam, siz de Aydın Hocamı dinlediniz. Tabii evet. Sizin hem o konularda hem de doğrudan Türkiye NATO ilişkileri konusunda değerlendirmeniz evet. Olacak. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben de İletişim Başkanlığı'na böylesi bir organizasyonu düzenlediği için, bizleri de konuşmacı olarak davet ettiği için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'ne de bu toplantıyı icra etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii birçok şey söylendi. Son konuşmacı olmak her zaman zordur. Birçok şeyi üzerine aynılaşmak, onlardan biraz farklılaşmak da icap ediyor. Biraz da tabii süre olarak da son kısımlara geldik. O bakımdan hızlı toparlamaya çalışacağım. Bir taraftan da son bir yıldır hiçbir böyle organizasyona katılmamıştık. Bu da ilk organizasyon. Yine en son toplantımızı Adana'da yapmıştık NATO ile ilgili. Böyle canlı bir toplantıydı. O bakımdan da bizim için ilk tecrübe oluyor. Pandemiden hala çıkmasak da. Tabii ben de biraz bu hem bu küresel sistem, uluslararası güvenlik, onun içinde NATO'nun bağlamı ve Türkiye-NATO ilişkileri ve buradan bir çıkış var mı, bir yeni bir yol haritası ortaya çıkarabilir miyiz'i hızlıca özetlemeye çalışacağım. Çağrı Hoca'nın aslında bıraktığı yer çok önemli, pandemi meselesi çok önemli. Pandemiyi elbette bu rapor kısmen ele alıyor ama pandeminin ortaya çıkaracağı implikasyonların ben çok daha derin etkileri olabileceği kanaatini taşıyorum ve bu korona ile ilgili hadisenin 3 tane farklı anlaşılması gereken ve farklı yansıyan bir bağlamı olduğu kanaatindeyim. Birincisi doğrudan sağlıkla ilgili bir mesele olarak, yani sağlığı tehdit eden, bireysel sağlığı, kamu sağlığını, hatta küresel kamu sağlığını doğrudan ilgilendiren, kontrol edilmesi son derece zor bir sağlık problemi olarak COVID-19 diye bir virüsle, işte SARS'ın devamı niteliğindeki bir virüsle karşı karşıyayız. Buna yönelik bir takım ortak mücadeleler gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Her ne kadar bir ulusal öncelik meselesi, ulusların kendi bu anlamda ihtiyaçlarını kendileri önce karşılamaya yönelik bir temayül ortaya çıksa da. İkinci mesele daha çok bu korona etrafında ortaya çıkan bir durum. Bu da çok sosyo-psikolojik bir durum. Yani öyle etkiler ortaya çıkardı ki gündelik hayatımızın değişmesinden toplumsal normların, kuralların değişmesine kadar bir tür yeni pratikler ortaya çıkardı. Ve bu pratikler muhtemeldir ki önümüzdeki dönemde bizim hayatımızı etkilemeye, davranış kalıplarımızı şekillendirmeye devam edecek. Bu anlamda da sosyolojik bir mesele olarak bir koronayla ilgili bir durumla karşı karşıyayız. Üçüncü nokta bence çok daha önemli. O da siyasal bir mesele olarak, hatta ekonomik, jeopolitik daha da genişletirseniz küresel bir politika meselesi olarak korona hadisesi, daha doğrusu pandemi meselesi. Elimizde 3 tane farklı kavram var. COVID-19, korona ve pandemi. Bu üçünün birleşmesi benim yeni bir endişe dönemine girdiğimiz noktasında bir analiz yapmamı gerekli kılıyor. Bir endişe çağının içerisinde yoğun bir endişe dönemindeyiz. Bu bireysel bir ruh halinden, psikolojik halden, toplumsal ve toplumsal halden küresel bir hale, devletlerin davranış karakterlerini, NATO'yu, Birleşmiş Milletleri, Dünya Sağlık Örgütü'nü, herkese etkileyecek bir durum. Bu kaygı dönemi, küresel bir jeopolitik kaygı dönemine girdik. Bunun bazı özellikleri var ki bu özellikleri anlamadan bence NATO'nun dönüşümünü, dönüşüm perspektifini, Türkiye-NATO ilişkilerinin genel karakterini anlamak da zor. Orada çok bariz bir özellik olarak riskin artık bu endişe jeopolitiği, endişe döneminin çok belirgin özelliklerinden biri haline gelmiş olması.
Şöyle bir itiraz yapılabilir. Risk her zaman vardı uluslararası ilişkilerde, özellikle 11 Eylül'den sonra. Ama bu dönemin riskinin tahmin edilebilirliği ve riskin ekonomi piyasalarından siyasal programlara dizayn ederken alım maliyetine yönelik çok ciddi bir yükselmenin olduğunu ben söyleyebilirim. Ve aynı zamanda öngörülemezlik meselesinin daha fazla arttığını görüyoruz. Bir başka özelliği de bence bu kaygı döneminin, bu jeopolitik kaygı döneminin belirsizlik ve muğlaklıkların en önemli özellik haline gelmiş olması. Birçok belirsizlik var. Hatırlarsanız pandeminin daha başında küresel sistemin geleceği nasıl şekillenecek? Amerika'nın liderliği devam edecek mi? Liderliği düşecek mi? Yeni bir dünya mı doğacak? Liberal uluslararası düzen ne olacak? Çin yeni bir hegemon mu olacak? Vesaire gibi bir takım uluslararası sistemin doğasına dair, geleceğine dair tartışmalar yaptık. Çok kabaca iki anlatı ortaya çıktı. Bu düzenin hangi oranda devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Alternatif düzen arayışlarının nasıl ortaya çıkacağını, nasıl temayüz edeceğini, bunun Batı'nın stratejik üstünlüğünü nasıl etkileyeceğini, buna dair ciddi belirsizliklerin olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu jeopolitik kaygı döneminde NATO için iki temel meydan okuma alanı ortaya çıkıyor. Bunlar zaten biraz önce çok genel hatlarıyla ve özel olarak da detaylandırıldı. Yani bu küresel jeopolitik kaygı döneminin neden olduğu bir takım meydan okumalar var ve bu meydan okumalar çok yeni meydan okumalar olmamakla birlikte var olan meydan okumaları ve sınamaları biraz daha derinleştirmiş ve hızlandırmış durumda. Ne bunlar? Bir tanesi bu güvenlik ortamı dediğimiz NATO'nun içinde veya içinde yer almadığı, ilgilendiği konuların değişmiş olması, karakterlerinde büyük bir değişim ortaya çıkmış olması. Geleneksel güvenlik tehditleriyle geleneksel olmayan güvenlik tehditlerinin hibrit bir güvenlik tehdidi ve riskini karşımıza çıkarmış olması. Tabii ki burada benim NATO'nun önümüzdeki 10 yılını mutlak suretle etkileyecek 3 temel burada tehdit olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir tanesi bu güç rekabetinin geri dönmesi. Yani bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş sonrasında stratejik bir öngörü olarak ortaya çıktığı ve artık güç rekabetinin sona erdiği, çünkü İki kutuplu dünya sona erdi. Amerika süper güç olarak ortaya çıktı. Tek kutuplu bir dünyada artık güç rekabeti olamaz. Çünkü başka devletler yok size meydan okuyacak. Çok maliyetli. Ama bugün görüyoruz ki bu stratejik öngörünün yanlış olduğu, hatta bu stratejik öngörünün Amerika tarafından bile artık kabul edilmediğini. Çünkü 2016 strateji belgesinde büyük güç rekabetinin geri döndüğünü görüyoruz. NATO'da bugün itibariyle bütün konuşmalarında, metinlerinde bu güç rekabetine atıf yapıyor. Dolayısıyla bu güç rekabetinin artması bize çatışma riskinin yükselme ihtimalinde ya da trendinde olduğunu gösteriyor. İkinci mesele de terörizm. Son 10 yıla baktığımızda terörün hem karakterinin değiştiğini hem de saldırı grafiklerinde çok ciddi bir yükseliş olduğunu, geçtiğimiz yıl itibariyle de küresel terörizm indeksine bakarsanız çok enteresan bir sonuç vardır orada. Radikal sol, beyaz üstünlükçü, işte white supremacist dedikleri terör saldırılarının radikal dini terör saldırıların ilk defa önüne geçtiğini görüyoruz. Bakın bu çok önemli bir istatistik. Global terörizm database'inin 2020 indekslerinde bu var. İlk defa 11 Eylül'den bu yana radikal din temelli oryantasyonu olan terör saldırıları beyaz üstünlükçü, aşırı sağ, aşırı sol terör saldırılarının altında kalmış. Bu bize terörün karakter değiştirdiğini ve terörün özellikle bu landscape, yani coğrafi olarak topraksal oryantasyonunun değişme trendinde olduğunu gösteriyor. Nerede peki bu terör hadiseleri? 20-30 tane NATO ülkesi varsa bunların 25'inde çok net bir şekilde yükselişe geçiyor. Peki diğer bağlamdaki terör hadisesi yine kime etkiliyor? Yine trendlere baktığımız zaman NATO'nun en önemli üyesi olan Türkiye'yi ve Türkiye'nin bulunduğu, yerleştiği coğrafyada. Yani bir ısı haritası yaptığımızda
Bu anlamda Irak, Suriye, Libya hattının, Orta Doğu hattının son derece kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Demek ki terörizm hala çok ciddi bir tehdit olarak NATO'nun meydan okuması içerisinde yer alıyor. Tabii ki bunun bütün bu geleneksel güvenlik riskleri içerisinde silahlanma trendlerine bakmak lazım. Yine NATO'nun en büyük aktörleri küresel silah pazarındaki paylarını ve miktar olarak, oransal olarak söylemiyorum, miktar olarak arttırmış durumdalar. Yani daha fazla silah satıyorlar. Bu şu demek, daha fazla silahlanma var. Silahlanma trendlerinde Orta Doğu ölçeği başta olmak üzere küresel bir yükseliş trendi var. Buradaki temel mesele şu, stratejik düzeyde silahlanmanın çok yüksek olduğunu görmemekle birlikte konvansiyonel silahlanmanın yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Demek ki hala geleneksel güvenlik anlayışı, güvenlik tehditleri NATO'nun merkezinde. Bir başka nokta da bu, bizi endişe döneminde NATO'nun iki meydan okuması var demiştim. Bir tanesi bu saydıklarım. Tabii geleneksel olmayanları saymıyorum burada. Hocamız bahsetti geleneksel olmayan tehditlerden. Bir de NATO'nun ikinci meydan okuması NATO ittifakı içerisindeki stres. Burada kaç tane stres var? Bir tanesi transatlantik stres. Trump döneminde çok net bir şekilde gördük. Biden'ın NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmenin bir şekilde görüşmenin farklı kesitlerinin video olarak anlatılmasının, paylaşılmasının sembolik bir anlamı var. Amerika'nın Biden yönetiminde ilk olarak NATO'ya bakacak olmasının bir anlamı var. Demek ki orada transatlantik ilişkilerde muazzam bir stres var ve o stres kendini yine Aylin Hoca'nın söylediği o stratejik otonomi arayışında kendisini gösteriyor. Basit bir arayış değil ama yani olabilitesi çok mümkün olan bir anlayış değil stratejik otonomi. Askeri alanda, ekonomik alanda çok net transatlantik bağ içerisinde Avrupa'nın otonom bir pozisyon ortaya koymasını istiyor. Bu NATO'nun pozisyonu değil. Yani birlikteliğin vurgusunun yapıldığı bir dönemde NATO içerisinde stratejik otonomi arayışında olan yaklaşık 25 tane ülke var NATO üyesi. Stratejik otonomi ayrıntıları konuşulabilir. Dolayısıyla böyle bir stres var. İkinci stres NATO'nun o kendi içerisindeki temel meselelere dair. İşte bütçeden, savunma bütçesinden tutun da NATO'nun ortak bir sorunlara yönelik ortak tavır sergileme noktasındaki eksiklik. Üçüncü stres de NATO üyesi bazı ülkelerin ayrıksı politikalar ortaya koymuş olması. Fransa başta olmak üzere. Dolayısıyla NATO bu iki meydan okumayla karşı karşıya. Şimdi tabii ki bu meydan okumalar Türkiye-NATO ilişkilerinde de büyük bir stres oluşturmuş durumda. Çünkü bu kaygı döneminin belki de en çok bu kaygı döneminde etkilenen aktörlerden bir tanesi Türkiye. Türkiye'nin şöyle hızlıca baktığımızda güvenlik ortamına bütün askeri, cari askeri çatışmaların merkezinde yer alan bir aktör. Yani bugün Libya'da, Ukrayna'da, Suriye'de, Irak'ta askeri çatışmaların, aktif askeri çatışmaların, devletlerin içerisinde yer alan çatışmaların olduğu bir coğrafyada olduğunu görüyoruz. Terörizm yine Türkiye'nin güvenlik ortamını şekillendiren en önemli hadiselerden bir tanesi. Üçüncü konu güç mücadelesi. Yine güç mücadelesini hem bölge içi, yani şimdi Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir aktör Libya'da askeri operasyon yapıyor ve NATO müttefiki bir aktörle beraber çalışıyor. Ya bu NATO'nun stratejik zihniyetinin içerisinde hiçbir yerde durmuyor. Yani NATO müttefiki bir ülke, hiç bu alanla alakası olmayan bir ülkenin askeri operasyonlarının yanında yer alıyor. Ya da onunla birlikte bir tür askeri exercise'a ne diyoruz hocam? Tatbikat yapıyor. Ya bu da anlaşılacak bir şey değil. Kime karşı yapıyor? Başka bir NATO üyesi ülkeye karşı yapıyor. Dolayısıyla burada da anlaşılması zor bir durum var. Güç mücadelesi bu anlamda Türkiye'nin güvenlik ortamının tefrik edeceği en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ayırt edeceği en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bir başka özellik bu yine enerji güvenliği, silahlanma, göç meselesi gibi artık konvansiyonel hale gelmiş mesele. Bugün göç meselesi adeta konvansiyonel bir güvenlik riski olarak ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin
Bütün bu özellikler içerisinde onun karakterini, dış politika karakterini, güvenlik siyaseti karakterini belirlemesini anlamadan Türkiye-NATO ilişkilerinin geleceğini yazmak, düşünmek, bir vizyon geliştirmek neredeyse mümkün değil. Şimdi hemen kısaca bu bütün bu arka bağlamın Türkiye-NATO ilişkilerine hangi alanlarda etki ettiğini biraz anlatmak, tartışmak gerekiyor. Birincisi tabii terörizmle mücadele. Yani burada NATO'nun terörizmi ortak bir tehdit, acil bir tehdit ve asimetrik bir tehdit olarak tanımladığı konusunda şüpheye yer yok. Ama bunun pratik düzeyde kolektif savunma, kriz yönetimi ve ortak güvenlik anlayışının hiçbir yerinde kendisine yer bulmadığını görüyoruz. Türkiye'nin özellikle DEAŞ'la mücadelesi, işte bu anti-DEAŞ koalisyonu içerisindeki konumu, buraya vermiş olduğu katkı ve bunun karşılığında NATO üyesi müttefiki ülkelerden DEAŞ'la mücadelede YPG ile olan ilişkinin ortaya çıkardığı kompleks durum açık bir şekilde görünür durumda. Dolayısıyla Türkiye ile NATO arasındaki ilişkileri bir tür bu aralar çok popüler olarak olan kompartimentalizasyon paradigmasıyla ilerletmek mümkün değil. Çünkü bir tanesi için çok ciddi anlamda toprak güvenliğine, ulusal güvenliğine, bölgesel güvenliğine, sınır güvenliğine, kendi vatandaşlarının güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan bir meselede başka bir NATO müttefiki üyesi ülkenin veya ülke gruplarının başka bir stratejik eksende politika yürütmesi sürdürülebilir bir alan değil. Yani burayı contain edelim, kontamine edelim, bu alanı bir paket içine koyalım, başka konularda devam edelim gibi bir politika yürütmek mümkün hale gelmiyor. Bir başka husus, hızlı hızlı geçiyorum tabii bunları, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ, Irak krizi gibi, Doğu Akdeniz gibi Türkiye'nin doğrudan içinde yer aldığı bir takım bölgesel meseleler var. Bu meseleler bence Türkiye-NATO ilişkilerini ve Türkiye'nin bu noktadaki aktif askeri stratejisini son dönemde yürüttüğü dış politikasının en fazla üzerinde konuşulabilecek konulardan bir tanesi. Yani potansiyel olarak bu alanlarda ciddi bir işbirliği imkanı oluşabilir. Yine üçüncü nokta Türkiye-NATO ilişkilerinde savunma meselesi. Burada da tabii ki şu anda ciddi sorunların olduğu anlaşılıyor. Yani yine S-400 aslında merkezde bir problem gibi gözükmesine rağmen Türkiye'nin askeri aktivizminin neden olduğu savunma kompleksi, askeri savunma endüstriyel kompleksinin NATO içerisinde çok da desteklenmeyen, hoşnut karşılanmayan bir noktaya doğru ilerlediğini görüyoruz. Yani çok basit işte insansız hava araçlarına dair kullandığınız kameranın Kanada'dan alınıyor olmasının efendim Kanada tarafından Azerbaycan, Ermenistan, ikinci Karabağ çatışması ya da savaşı diye nitelendirilen bir savaşta kullanılmasına ambargo koyulması. Birleşmiş Milletler'in kararlarında, Güvenlik Konseyi kararlarında, Genel Kurul kararlarında net bir şekilde işgalci bir ülke olarak tanımlanan bir ülkeye karşı uygulanan sizin satmış olduğunuz, vermiş olduğunuz savunma teknolojileri başka bir NATO üyesi tarafından ambargoyla karşı karşıya kalır. İkinci mesele tabii Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki S-400'den kaynaklı o stresin ambargo şeklinde ortaya çıkmış olması. Bu da NATO'nun yine bütün o stratejik çerçevesinin içerisinde çok büyük bir problem olarak ortaya çıkmış durumda. Bu da ister istemez Türkiye'yi daha özerk bir politika, daha özerk bir savunma sanayi alanını inşa etmeyi de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Türkiye-NATO ilişkilerinde ciddi bir stres alanı var. Bu stres alanının ortadan kaldırılabilmesi için önce majör konularda Türkiye ile NATO arasındaki ilişkilerin normal müttefik stratejik ittifak çerçevesine oturtulması lazım. Bu cari meselelerde hallolmadan NATO'nun geleceğine yönelik, NATO'nun 2030 perspektifine yönelik öngörülerin hayata geçmesi çok da mümkün olmayabilir. Tam tersine daha zayıf bir ittifak karşımıza çıkarabilir. Dolayısıyla bu endişelerin ortaklaştırılması ve cari anlamda da bu endişelerin giderilmesine yönelik bir
pratik alanın oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde daha stresli bir döneme ve bu meydan okumalarla mücadele etme konusunda zayıf bir döneme girilebilir. Teşekkür ederim. Hocam çok net ifadeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Yani NATO böyle üst düzey küresel bir takım konuları da gündemine alıp bunlarla mücadele edecek ise ittifak işi dayanışmasını güçlü kılmalı, müttefikleri arasındaki bir takım temel sorunları gidermeli diyorsunuz. Gerçekten de öyle. Şimdi çok kısa bir vaktimiz kaldı. Ama kuşkusuz sizlerin de sormak istediği, sayın panelistlerimize yöneltmek istediği sorular olabilir. Siz sorularınızı Türkçe ya da İngilizce dilinden birinde sorabilirsiniz. İngilizce olanları ben tercüme edip online olarak izleyenler için de panelistlere tevcih edeceğim. Onlar da Türkçe cevap verecekler ama sizlere yine cevap simültane tercüme yoluyla İngilizce olarak gelecek. Buyurun. Evet, bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından düzenlenen NATO'nun 2030 perspektifi vesilesiyle ama aynı zamanda da ülkemizin NATO'ya üye oluşunun 69. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bu panelin sonuna gelmiş oluyoruz. Ben panel kısmını kapatmadan evvel belki özet mahiyetinde 2-3 cümle söylemeyi arzu ediyorum. Bütün konuşmacıların altını çizdiği, vurguladığı bir husus var. O da NATO'nun esas itibariyle bir askeri siyasi ittifak oluşu gerçeği. Bunu Tacan Bey de ifade etti çok açık ifadelerle. Dedi ki bu bir askeri örgüt değildir. Bu askeri siyasi bir ittifaktır. Nitekim Kuzey Atlantik Antlaşması'nın hem dibaçe bölümüne, preambül bölümüne, hem birinci ve ikinci maddelerine bakarsanız, askeri ittifaktan evvel siyasi işbirliğinden, ekonomik işbirliğinden ve özgürlükler, demokrasi gibi konulardan, liberalizm gibi konulardan bahsettiğini, bu ülkeler arasında bir dayanışma örgütü olarak kurulduğunu 1949'da NATO'nun görürsünüz. Öyle olunca da ister istemez NATO üyesi ülkelerin birbirleriyle ilişkilerinde üçüncü ülkelerle ilişkilerinden çok daha farklı beklentileri olabiliyor. Türkiye kendisinin bilhassa terörle mücadelesinde bir üçüncü ülkenin tavrın ne olursa olsun bir NATO üyesi müttefikin tavrı karşısında daha tepkisel ve hatta daha üzüntülü olabiliyor. Çünkü bu bizim müttefikimiz. Biz gerektiğinde omuz omuza cephede birlikte oluyoruz. Bunu geçmişte yaşadık. Yani Afganistan'da Türkiye iki defa komuta etti ISAF'e, NATO görev gücüne. Somali'de yine Afrika boynuzunda birlikte olduk. Kosova'da birlikte olduk. Bosna operasyonunda birlikte olduk. İşte Mali'den Akdeniz Endeavor harekatına, Active Endeavor harekatına kadar, Arnavutluk'taki tasfiye harekatına kadar ve karargâhta NATO'da, Shape'de yapılan her türlü tatbikatın içerisinde omuz omuza olduğumuz müttefiklerimiz niye bu terörle mücadele konusunda farklı bir tutum içerisinde olabiliyorlar? Serzenişini haklı olarak gösteriyor. Dolayısıyla bu perspektiften bakılması gerektiğini özellikle en son Gara'da meydana gelen ve 13 silahsız Türk vatandaşının terör örgütü tarafından infaz edildiği, tek tek öldürüldüğü hadisenin bu terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiş olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Terörle mücadelede dayanışma NATO'nun ta 1999'dan beri önemli bir konsept maddesidir. Bunu unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle bütün panelistlerimize de sizler adına teşekkür ediyorum.
Değerli konuklar, panel programımız tamamlanmıştır. Siz kıymetli misafirlerimize katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyoruz.